Merhaba arkadaşlar. Yine bir matematik dersiyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz üçgenin yardımcı elemanlarından kenarötay arkadaşlar. Kenarötay bir üçgenin bir köşesinden mesela A köşesinden karşı kenarın ortasını birleştiren ve üçgeni eş alanlı iki dilimi ayıran çizgiye kenarötay doğrusu diyoruz arkadaşlar. Görevi herhangi bir köşeden onun karşısındaki kenarı ne yapmak? Ortasını birleştirmek. Bakın arkadaşlar. Şöyle düşünürsek, şöyle mavi renk alayım. Bakın A'dan şurayı birleştirsem olmaz. Burası olmaz. Burası olmaz. Nereyi birleştirmem lazım? BC'nin ortasını birleştirmem lazım. Eğer BC'nin ortasını birleştirsem ne olur? Eşit alanlı iki dilime ayırmış olurum üçgeni. Yani şuranın alanıyla şuranın alanı eş olur. İşte kenarötay doğrusunun görevi üçgeni alanca eşit alanlı iki dilime ne yapmak? Ayırmak arkadaşlar işte. Biz bunun sembolü V sembolüyle gösteriyoruz. İşte BC'nin ortası D olsun. AD bizim BC kenarımıza ait kenarötay olmuş oluyor. Peki kenarötayı kağıt katlayarak elde edebilir miyiz? Tabii ki elde edebiliriz arkadaşlar. Bakın şurada önce bizim yapmamız gereken şey BC'nin ortasını bulmak. BC'nin ortasını bulmak için ne yapmış? C'yi B'nin üzerine katlamış. C'yi üçgen şeklindeki bir kağıdın her köşesine farklı isimler vermiş. B köşesi C köşesinin üzerine gelecek şekilde gördüğünüz gibi tam A'dan geçmek zorunda değil. Kağıdı katlamış. Yani ortasını bulmuş. Ve BC'nin ortasını işaretlemiş. Sonra A köşesiyle BC'nin orta noktasını birleştiren doğru parçası bizim neyimiz oluyor? Kenarötayımız oluyor. Özelliğine işte arkadaşlar ADC üçgenin alanı neyse ABD üçgenin alanı aynı oluyor arkadaşlar. Görevi üçgeni alanca eşit iki dilime ne yapmak? İki üçgeni ayırmak. Görevi bu arkadaşlar. Peki üç tane kenarımız olduğuna göre üç tane ayrı kenarötay olması lazım. BC'ye ait kenarötay AD. AC kenarına ait kenarötay. Bakın onu gören köşeden B'den BE. AB kenarına ait kenarötay. Onu gören köşeden C'den CF şeklinde isimlendiririz. Bir üçgende çizilen kenarötay doğrular üçgenin iç bölgesinde bir noktada kesişir ki bunu fizikte yani fizik dersinde lisede çok göreceksiniz. Buna ağırlık merkezi G deniyor arkadaşlar. İşte bu ya, üçgen şeklindeki bir metal parçayı tam bu G noktasından tutarsak havada rahatlıkla dengeli bir şekilde çünkü burası bunun ağırlık olarak tam ortasıdır. Sanki ağırlığının toplandığı yer gibi düşünürüz ve buradan yukarı doğru tuttuğumuzda cismi rahatlıkla dengeli bir şekilde taşıyabiliriz arkadaşlar. Çünkü ağırlık olarak tam onun ortasıdır, merkezidir. İşte onun için ağırlık merkezi diyoruz. G ile isimlendiriyoruz. Çünkü ağırlığın toplandığı yer gibi düşünebiliriz. Şimdi biraz uygulama yapalım arkadaşlar. Kareli kağıtta verilen üçgenlerin kırmızı renkli kenarlarının kenarötay doğrusunu çiziniz diyor. Peki, bakın kırmızı renk burası. Onu gören köşe burası görüyorsunuz arkadaşlar. Önce kırmızının ortasını bulalım. 2, 4, 6, 8. Ortası 2, 4 olacaktır. Yani şurayla bunu gören köşeyi birleştirdim mi? Kenarortayı inşa ettim demektir. Aynı şekilde bakın kırmızı çizgi 2, 4, 6, 8 birim. 2, 4 birim ortası oluyor. Bakın ortayla onu gören köşeyi birleştireceğim. Zaten o kenara bakan köşe bu. Aynı şekilde 2, 4, 6, 8 birim. Ortası 4 olacaktır. Şurayla onu gören köşe arkadaşlar bakın birleştirdim. Aynı şekilde 2, 4, 6, 8 birimmiş. Yarısı 4 olacaktır. Bakın şurayla onu gören köşeyi birleştirdim. Aynı şekilde 2, 4, 6, 7 birim arkadaşlar. Bu 3,5 olacaktır. 2, 3, şöyle ortası 3,5 göz kararı yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi onu gören köşeye 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12'nin yarısı 6. 2, 4, 6. Bakın şurası ortası oldu. Onu gören köşeyle ne yaptım? Birleştirdim arkadaşlar ve üçgenimi
eşit alanlı iki üçgene ne yapmış oldum? Ayırmış oldum arkadaşlar. Mesela buranın alanı 8 birim kare ise buranın alanı da 8 olacaktır. Şuranın alanı 7 birim kare ise buranınki de 7 olacaktır. Buranın alanı 5 ise buranın alanı da 5 olacaktır. Bunları kafadan atıyorum yani. Burası 3 ise burada 3 olacaktır arkadaşlar. Burası 11 ise buranın alanı da 11 olacaktır. Şuranın alanı 8 ise buranın alanı da 8 olacaktır. Bu değerleri tabii ben kafadan atıyorum arkadaşlar. Çok önemli değil ama önemli olan burada bunun mantığını yani felsefesini anlamanız gerekiyor. Evet. Devam edelim hiper bilgiyle. Dik üçgene has bir şey var arkadaşlar. Bir dik üçgende dik köşeden çizdiğimiz hipotenüs denen en uzun kenara çizdiğimiz kenar ortay doğrusunun uzunluğu ayırdığı parçaların uzunluğuna eşit oluyor arkadaşlar. Biz buna muhteşem üçlü ya da pis üçlü olarak isim veriyoruz. Yani arkadaşlar ABC üçgeninde A açımız dik açımız. Dik açıdan hipotenüs denen en uzun kenara çizdiğimiz kenar ortay ayırdığı parçaların uzunluğuna eşit oluyor. Yani BAC açısı 90 derece ise AD denen kenar ortay BC'nin yarısıdır ya da AD denen parça BD'ye de eşittir, DC'ye de eşittir diyebiliriz arkadaşlar. Bu çok önemli bir bilgi. Burada bakın burada yazıyor. Çok önemli. Bunu bilmemiz lazım. Bu ne işe yarayacak? Tabii ki şurada bakın açılar bulmamıza yarayacak. Bakın şura 30 ise burada 30 olacak. 30, 30, 60. Şuraya 120 kalacak. Tabii ki doğal olarak burada 60 olacak. 180'den 60 çıkarsak, 120 2'ye bölersek buralarda 60'ar derece olacak. Yani böylece açılara dair bir şeyler bulmamızı ne yapacak? Sağlayacak bu muhteşem üçlü kuralı arkadaşlar. Devam edelim. Bakın bir ABC üçgeninde herhangi bir üçgen, bir dik üçgen değil. AD denen kenar ortay, hani kenar ortaysa ne demek? D noktası buranın ortası demek. Yani BD, DC'ye eşit demek arkadaşlar. O zaman yazalım. BD eşittir. DC ise o zaman şöyle bir şey yazabiliriz. Bakın ikisi yok. 2x artı 1 eşit olmalı. X artı 5'e. Gördüğünüz gibi denklemi kurduk. 2x'in yanına x'i gönderelim. 5'in yanına da artı 1'i gönderelim. Eksi 1 olarak. Buradan arkadaşlar x denen değişken 5 eksi 1'den 4 oluyor. Tamam ama bizim sorumuz bu mu? Bakalım. BC uzunluğu kaçtır diyor. BC uzunluğu eşittir. 3x artı 6 diyebilirim. Buna göre 3 tane 4 artı 6 arkadaşlar. 3 kere 4 12. 12 artı 6. Buradan BC'miz 18 santim çıkacaktır arkadaşlar. Ya da şurada x yerine 4 verip şurayı 9 bulursunuz. O da mümkün arkadaşlar. Burayı 9 bulursun. Burası 9 ise burası da 9 olmak zorunda. Kenar ortay çünkü. O zaman BC'de 2 kere 9, 18 olmuş olur. Soru 2'ye bakalım. Bir KLM üçgeninde G ağırlık merkezi. Ne demek ağırlık merkezi? Yani kenar ortayların kesişme noktası demek. Yani KZ kenar ortay demek. Yani burası buraya eşit demek. LY kenar ortay demek. Yani KY, YM'ye eşit demek. XM kenar ortay demek. Yani KX LX'e eşit demek. Bunu söylüyor bize. Buna göre şurada verilenleri kullanalım. Bakın KY A-2'ymiş. Ben YM'yi merak ediyorum. Çünkü o ona eşit. YM 2A-7'ymiş. O zaman buradan eşitliği yazarak A-2 eşittir 2A eksi 7 dersem
Buradan arkadaşlar 7'yi bu tarafa atarsam 7 eksi 2 eşittir 2a eksi a olur. Buradan 5 eşittir a olur. Yani burası neymiş? 5'miş. Şimdi burada a denen değişkeni bulmamı sağladı. Zm neymiş? Zm 2b artı 5'miş arkadaşlar. Bana Lz lazım. Lz 4b eksi 3'müş arkadaşlar. İşte bunu kullanacağım ben. Bunun buna eşitliğini kullanacağım. 4b eksi 3 eşittir 2b artı 5'miş. Buradan arkadaşlar 4b'nin yanına 2b'yi yollarsak 5'in yanına da eksi 3 artı 3 olarak gelecektir. Buradan 2b eşittir 8. Buradan her iki tarafı 2'ye bölersek b eşittir 4 olacaktır. Yani b dediğimiz şey de 4'müş. Yavaş yavaş olay şekilleniyor. En sonunda c'yi bulup işi bitireceğim. Bakalım. Kx xk 3c eksi 6 3c eksi 6 lx xl c artı 6 c artı 6'ymış. Şimdi onu yazayım arkadaşlar. C artı 6 eşittir 3C eksi 6. Buradan bakın arkadaşlar. 6'nın yanına öbür 6 gitsin. 3C'nin yanına ise 1C gitsin ama eksi C olarak tabii ki işaret değiştirerek. Buradan 12 eşittir 2C olur. Her iki taraf 2'ye bölersek 6 eşittir C olur. Yani C'miz de 6'ymış. O zaman 5, 4 daha 9, 6 daha 15 olacaktır cevabımız. A artı B artı C eşittir 5 artı 4 artı 6 eşittir 15 olacaktır. Gördüğünüz gibi ağırlık merkezi demek açıortayların kesişim noktası demek. Yani bunlar açıortay demek arkadaşlar. KZ pardon açıortay diyor. Kenar ortay demek. KZ kenar ortay. L'ye kenar ortay, X'me kenar ortay yani ortasına düşüyor demek arkadaşlar. Bunu aktif bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Üçüncü soruyla devam edelim arkadaşlar. Yukarıda verilen ABC üçgeninin kenar ortaylarının kesim noktası hangi noktadır? Çizerek gösteriniz diyor. O zaman alıyorum. Bakın arkadaşlar A'dan çizeceğim ama BC'nin ortasına. Önce BC'nin ortasını bulayım. 2, 4, 6, 8. 8'in yarısı 4 olduğuna göre şurayı birleştirmem lazım A ile. Devam ediyorum. B'den AC'nin ortası. AC'nin ortasını bakın arkadaşlar birebir, 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 birebir şeklinde. Evet. 2, 4, 5'e 2, 4, 5. Evet. Buranın ortası bakın. 1, 2, 2,5'müş. Şöyle göz kararı arkadaşlar. Biraz yapmam lazım. Mecburum. Evet. Son olarak bakın arkadaşlar. Üçüncü de bunların geçtiği yerden geçmek zorunda arkadaşlar. İşte şu noktaya biz ne diyoruz? G noktası diyoruz. Ağırlık merkezi olarak. Bunların kesiştiği şu noktaya biz ağırlık merkezi diyoruz. İşte şu kesim noktasına G ağırlık merkezi diyoruz. İşte üçgen şeklindeki bir levhayı G'den tutarak rahatlıkla dengeli bir şekilde kaldırabiliriz arkadaşlar. Soru 4'te devam edelim. Yukarıda bazı sokakların krokisi verilmiştir. Menekşe Sokak, Yılmaz Sokak, Vatan Sokak. Menekşe Sokak'ın Yılmaz Sokak'a dik olduğu biliniyormuş. Menekşe Sokak'ın Yılmaz Sokak. Yani şurası dikmiş. Böyle diyor. Tamam. Burası da dik olacak. Çünkü bunlar yolların kenarları birbirine paralel olmak zorunda arkadaşlar. Vatan Sokak'ın uzunluğu 300 metreyse. Şuranın uzunluğu 300 metre ise Menekşe ve Yılmaz Sokak'ın kesiştiği noktanın Vatan Sokak'ın orta noktasının en kısa uzaklığı kaç metredir diyor. Yani şurayı soruyor arkadaşlar. Bu bir dik üçgen olduğuna göre ayırdığı parçalara muhteşem üçlüğü 300'ün yarısı 150 burada olacaktır. 150 de burada olacaktır. Şu ayırdığı parçalara eşit olacak. Burası da 150 metre olacak. Yani aslında en kısa uzaklık
150 metre olacaktır bizim için vatan sularının orta noktasına en kısa uzaklığı. İşte bu kenar ortaydır. Boyu da 150 metre olacaktır arkadaşlar. Dersim burada bitti arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.